Kur'an-ı Hakîm'in açıklamalı meali. Lokman Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Elif Lam Mim. Tilke ayatul kitabil hakim. Şunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. Huden ve rahmeten lil muhsinin. İyi davrananlar için hidayet rehberidir, rahmettir. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Onlar namazı hakkıyla ifa ederler. Zekatı verirler. Ahirete de tam olarak iman ederler. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte onlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve işte onlardır felah bulanlar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Öyle insanlar da vardır ki, hiçbir delile dayanmaksızın, halkı Allah yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş laf satın alırlar. İşte onları zelil ve perişan eden bir azap vardır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda, sanki onları işiten kendisi değilmiş gibi, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi, son derece kibirli olarak sırtını dönüp uzaklaşır. Onlara gayet acı bir azap verileceğini müjdele. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ. İman edip, güzel ve makbul işler yapanlara, naim cennetleri vardır. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Ebedi kalmak üzere oralara girerler. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. خلق السماوات بغير عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. O gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yere de sizi sarsmaması için ağır baskılar, yani ulu dağlar koydu ve orada her türlü canlıyı üretip yaydı. Gökten de bir su indirdik. Orada her güzel çifti yetiştirdik. هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّب۪ينٍ. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Peki gösterin bakalım, ondan başkası ne yaratmış? Doğrusu o zalimler, besbelli bir sapıklık içindedirler.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü övgüye layıktır. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Lokman, oğluna nasihat ederken, evladım dedi, sakın Allah'a eş, ortak uydurma. Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ Biz insana, annesine babasına iyi davranmasını emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de 2 yıl kadar sürer. İnsana buyurduk ki, hem bana hem de annene babana şükret. Unutma ki sonunda bana döneceksiniz. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Eğer onlar seni şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmadığı şeyleri bana ortak saymaya zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin. Makul bir tarzda onlara sahip çık. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda hepinizin dönüşü bana olacak ve ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌ Evladım, yapılan iş, bir hardal tanesi kadar küçük olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa, mutlaka Allah onu meydana çıkarır. Allah öyle latif, öyle habirdir. İlmi gizliliklere pek kolay bir tarzda nüfuz eder. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Evladım, namazı hakkıyla ifa et. İyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış. Ve başına gelen sıkıntılara sabret. Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir. وَلَا تُصَعِّدْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme. Yerde çalımlı çalımlı yürüme. Çünkü Allah, kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ Yürürken ölçülü, mutedil yürü.
Konuşurken sesini ayarla, bağırarak konuşma. Unutma ki seslerin en çirkini, avazı çıktığınca bağıran eşeklerin sesidir. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde olan şeyleri sizin hizmetinize vermiş. Görünen görünmeyen bunca nimete sizi garg etmiş. Yine de öyle insanlar var ki hiçbir bilgiye, yol gösterici bir rehbere veya aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ Kendilerine gelin Allah'ın indirdiği buyruklara uyun denilince hayır biz babalarımızdan ne görmüşsek onu uygularız. Sadece onlara uyarız derler. Peki şeytan atalarını o alevli ateş azabına çağırmış olsa da mı onların peşinden gidecekler? وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ Kim etrafına hep iyi davranarak, yüzünü ve özünü Allah'a teslim ederse, o kimse en sağlam tutamağa sarılmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a raci olur. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Her kim de dini inkar ederse, onun küfrü seni üzmesin. Sonunda bize dönecekler ve biz de onlara yaptıkları her şeyi bir bir bildirip karşılığını vereceğiz. Allah, kalplerden geçen düşünceleri dahi bilir. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ Biz onlara kısa bir süre ömür sürme imkanı veririz. Ondan sonra da şiddetli bir azaba mahkum ederiz. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Şayet onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye soracak olursan, elbette Allah'tır diye cevap vereceklerdir. De ki, elhamdülillah ki müşrikler bile onu inkar edememektedirler. Fakat onların ekserisi bunun anlamını bilmezler. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Muhakkak ki Allah müstagnidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Eğer Allah'ın kelimelerini yazmak üzere dünyadaki bütün ağaçlar kalem olsaydı ve denizlere de 7 deniz daha katılıp bütün onlar da mürekkep olsaydı, bunlar tükenir, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah öyle aziz,
öyle hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Ey insanlar! Sizin hepinizi yaratmak veya hepinizi öldükten sonra diriltmek, bir tek kişiyi diriltmek gibidir. Allah semiyedir, basirdir, her şeyi hakkıyla işitir ve görür. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Bilmiyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü geceye katıyor. Böylece sürelerini uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı hizmete koşmuş, her biri belirlenen bir vadeye kadar akıp gidiyor. Gerçekten Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ Bu böyledir. Çünkü Allah gerçeğin, hakkın ta kendisidir. Müşriklerin ondan başka yalvardıkları tanrılarsa batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir, çok büyüktür. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ Görmez misiniz ki gemiler Allah'ın lütfu ile denizde yüzüyor. Bu Allah'ın varlığının ve kudretinin bazı delillerini göstermek içindir. Elbette bunda pek sabırlı, çok şükürlü olanlar için ibretler vardır. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ Denizdeyken onları dağlar gibi dalgalar kapladığında, bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. Fakat O, onları kurtarıp karaya çıkarınca, bir kısmı işi gevşetir, İmanla inkar arasında ortada kalır. Bizim ayetlerimizi gaddar ve nankör olandan başkası inkar etmez. Ya eyyuhen nasu ittaku rabbakum vahşav yevmen la yecizi validun an veledih ve la mevludun huve cazin an validihi şey'en inne va'dallahi hakkun فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden çekinin ki, o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez. Evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah'ın vaadi, elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. Allah'ın affına güvendirmesin. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmuru da O indirir. Rahimlerde olanı O bilir.
Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'tır.